Merhaba arkadaşlar, annemin kanalına hoş geldiniz. 2 gün önce ablamın doğum günü vardı ve biz ancak hafta sonu toplanabildiğimiz için böyle doğum günü sürprizi yapacağız ona. Buraya böyle Happy Birthday yazısından astık. Tabii ki de Gold sevdiği için şöyle gold balonlar aldım ben. Bu da bizim hepimizin ona hediyesi. Kocaman. Şu an annemle mutfakta hazırlıklar yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda sizlere zaten hepsini çekeceğim. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah. Rabbim cümlemize iyilik versin, güzellik versin, sağlık versin, huzur versin arkadaşlar. Evet, ben son çekilen videodan sonra yine yaklaşık bir haftadan beri çekim yapmadım arkadaşlar. En son sizlere söylemiştim bir doktora gideceğimi, benim başka bir doktora gittiğimi söylemiştim. Gittiğim doktor da bana pelesini verdi arkadaşlar. Vücudum iltihap toplamış, çok kötü bir haldeydim. Hiç oturamayacak kadar böyle ne bileyim ağrılarından bütün bedenim sanki bir ağrıyordu yani o şekilde. Pelesini verdiler arkadaşlar. Pelesinin şimdi dün bitti pelesinim. Bugün biraz iyiyim. Yani çok kötü değilim, en azından birazcık iyiyim. Sizlere bugün biraz çekim yapalım dedik arkadaşlar. Ne olur bu ara bayağı bir uzun ara verdik, kusura bakmayın. İnsan bazen böyle bir dönemden geçiyor ve şu an ben öyle bir dönemden geçiyorum. Hamdolsun Rabbime. Rabbim başka ta kötüsünden cümlemizi korusun. İnşallah ki biz de bu şekilde elimizden geldiği kadar sabrederek, şükrederek, hamd ederek Rabbimden gelen her şeyi karşılamak çabasındayız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bugün sabah kalktık, işten geldik. Yine yapacaklarımızı yaptık. Biraz dinlendik. Özlem'in doğum günü vardı. 3. ay mayıs biliyorsunuz. Doğum gününü kutlayamamıştık. Hafta arasına denk gelmişti. Onun içinden biz bugün konuştuk. Bugün burada. Özlem'in doğum günü için toplanacağız inşallah. Ay, konuşurken bile sanki adeta yoruluyorum arkadaşlar. Biraz dolma yapıyoruz. Biz de işte aşama aşama sizlere biraz gösterelim dedik. Sabah kalktık Özge ile. Onun da işleri vardı kendine göre. Onları halletti geldi babasıyla. Sonracığıma ben de hemen onlar kahvaltı hazırlarken ben de dolmanın içini yaptım. Güzelcenem şimdi dolma sarıyoruz. Menülerimizi yavaş yavaş bir toparlamaya çalışıyoruz. Biraz da geç de oldu aslında ama. Biraz işten gelince uyumuşum arkadaşlar. Ben çok yorgun olduğum için çok kendimi toparlayamıyorum bu ara dediğim gibi. Bu ara o pelesilin beni sanki şey gibi oldum. Sanki bana hani narkoz yaparlar da kalkamazsınız ya. Aynı öyle oldum arkadaşlar. O şekilde etkiledi. Günde 3 tane yuttum çünkü. Böyle sürekli yatır haldeydim yaklaşık 10 günden beri. İşte bugün dün biraz iyiydim. Bugün biraz iyiyim. Diyelim günümüze başlayalım inşallah. Evet, ne yapıyoruz? Dolma yapıyoruz arkadaşlar. Çok bir şey yapmayacağız zaten. Çok da kalabalık değiliz. Biliyorsunuz fazla kimse gelemiyor. Özlem gelecek çocuklarla. Biz varız ailecek işte. Yine Eltim gelir. Ümit zaten gelemiyorlar ama uzun zamandır gelemiyorlar. Başka kimse gelmeyecek zaten. Onun çalışıyor biliyorsunuz. Sırasında hafta sonunda arkadaşıyla başka bir iş yapıyormuş herhalde inşaatlarda. Bir şey diyemiyorum. Artık herkesin kendi bir ailesi var. Ne yapalım? Onun içinden gelemiyor. Birdenbire görüşemedik ama telefonlarda konuşuyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz kadar herkes aynısı, aynı şeylerdeyiz. Bu şekilde bakalım. Fazla kalabalık olmayacağız zaten dediğim gibi. Bunun için fazla bir şey yapmıyorum ama dolma her zaman yeniyor diye dolma ile bir başladık inşallah. Sizlere az sonraki çalışmalarımızı aşama aşama gösteririz inşallah. Sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pasta olarak büyük yaş pastadan yapmadık çünkü yenmiyor, ziyan oluyor. Hepimizin sevdiği cheesecake'ten yaptım. Bu sefer üzerine çilek sosu yaptım böyle. Üzerlerine de işte çilek, yaban mevsimi, ahududu ve şu çiçeklerle güzel bir süs yapacağım. Evet arkadaşlar, pastayı ben böyle süsledim. Tabii ki bu çiçekler yemeden önce çıkaracağız. Böyle görünümlü. Böyle pastamız hazır.
Evet arkadaşlar, masamızı düzdük, güzel her şeyler hazır. Şimdi Özge Özlem almaya geldi. Şimdi şunun üzerine sosu yaptık, onu dökeceğiz. Makarna, yoğurt makarna yaptık, güzel soslu. Şöyle bir güzel kuru yufkadan mantarlı, soğanlı, pırasalı güzel börek yaptık Türkiye usulü. Güzel zeytinyağlı dolmamız arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi de zımpıtımız geliyor. Zımpıt arkadaşlar Zonguldak usulü biliyorsunuz. Meşhurdur bizim oralarda. Şu anda tam da mevsiminde. Evet. Onu da dün Özlem oradan toplamıştım. Hatta biraz çekim yapmıştık orada sizlere. Çekim yaptık mı yok yapamayız zaman olmadım. Özlem'le alışverişe gitmiştik oradan geldiğimizde. Baktım evin o alanın kenarında güzel şeyler var. Sen söyle zılpıtlar var. Hemen onları güzel oradan topladım arkadaşlar. Güzel yıkadım onu beyaz bir suda beklettim. Biliyorsunuz biz köklü severiz. Güzel pırasayla yine tekrar soğanla güzel kavurduk. Onu da yaptık. O da güzel oldu. Şimdi de makarnanın sosu döküldü. Evet. Yoğurtlu makarnamız bu şekilde. Bugün çok fazla bir şey yapmadık. Biliyorsunuz zaten o yüzden fazla bir şey yemiyor. Dediğim gibi kendi aramızda zaten. Çiçekler de yine sevdiğim birisinden teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok güzel çiçekleri. Masamızı hazırladık. Şimdi Özge ablasını almaya gitti. Ablasını almaya geldiğinde artık çayımızı da demledik inşallah. Şöyle bir bakalım. Evet, çayımızı da demini almış. Of, güzel olmuş. Evet, şimdi artık bizlere çaylarımızı alıp oturup yemek kaldı arkadaşlar. Şimdi Özlem geldiğinde de çekerim ben sizlere tekrar biraz. Bu şekilde sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kazımız, sevgili takipçilerim. Ben bir anne kuzusuyum. Rahmeti, bereketi, fazilet hepinizin üzerine olsun inşallah arkadaşlar. Biz yaklaşık 10 gün evvel yine çekim yapmadık. Tekrar bugün bir çekimde birlikteyiz inşallah. Bugün Özlem'in doğum günü. İyi ki doğurmuşum çocuğumu. İyi ki doğmuş. İyi ki doğdum ben. İyi ki varım. Rabbim hayırlı ömürler versin inşallah. Evlatlarıyla bizleriyle. Rabbim evlatlarını bizlere bağışlasın inşallah. Allah razı olsun. İyi ki valla hayatımızda çocuklarımız Allah razı olsun. Bizi attılar kenara. Ey arkadaşlar bizi attılar kenara. Da sen oturabilirsin kızım şurayı. Sen otur gel ya. Otur geleyim. Evet arkadaşlar ben biliyorsunuz bayağı bir rahatsız geçirdim ama şimdi iyiyim. Bugün artık Özlem'e bir hazırlık yaparken biraz çekim yapayım dedim sizlere. Gerçekten kullandığım haplar çok ağırdı. Yaklaşık 12 binden beri yatmaktayım sürekli. Bak. Kıskandım. Kıskandım. Ana kuzular. İyi ki varım be. İyi ki varsın sen. Gel, çünkü arkadaşlar toplandık yine gel aşkım. Gel. Evet toplandık. Evet. Hazırlandılar. Bir şeyler hazırladık. Çok bir şey hazırlamıştık. Önce hediyemi açsaydım. Hediye sırası sonra inşallah. Yemekten sonra. Ya çok haniz doymuyor. Arkadaşlar Özlem'de sabırsızlandı yavrular bu yavrulara. Ya. Ceviz yok içi. Evet arkadaşlar bu şekilde biz böyle yeme içmeye devam edeceğiz. Rabbim hayırlı ömürler versin evlatlarımıza cümlesine de kızıma da. Şimdi birlikte çayımızı içip sohbet edeceğiz inşallah. Çünkü epey de oturmadık ben de rahatsızdım. Hikayede de Gülşen de rahatsız geçirdi. Onun için o da fazla görüşüp bu ara sohbet etme zamanımız olmadı. Bugün inşallah uzun bir sohbet, bir oturumumuz olacak inşallah. İnşallah. Görüşmek dileğiyle inşallah. O şeylere çok güzel ya. Ay çok teşekkür ederim. Evet bayıldık ay, ya. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama güzel beğenmişsin değil mi? Kim Hasan? Ben.
Vallahi böyle bir şey, yemin ederim Özge çok büyük bir şey aldık, çok büyük bir şey aldık dedi ama yemin ederim yani bu dedi ya, tahmin edemedim. Asla tahmin edemeyeceksin dedi. Hep beraber ortak. Ay çok yetmişiz. Yani çok yetmişiz. Çok masrafı girmişiz diyemeyeceğim. Umur umur bir şey alacağım. Yani bir şey bana. Evet. Ne bileyim, yemin ederim 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Çünkü tenzere ihtiyacı olan birisi değilim hiç ya. Hiç aklına gelmez dedim. Evet, çünkü tenzere ihtiyacım olup yani ihtiyaç olan bir şey değildi aslında. Çok ama güzel. Şu an nasıl sevindim anlatamam. Çok şımardı. Çok şık. Yalnız o da orada kartonun içine girecek şimdi. Ay dur, hemen hızlı hızlı açayım. Ay çok güzel. Ne istiyorsun? Şu bayağı büyükmüş kız. Yok. En büyük bence o. Hiç almamışım kendime. Bence de. Demek ki beklememin bir şeysi varmış. Evet. Melisa Balıkesir, Bursa. Ay çok güzel. Balıkesir yapıyor. Ben de çok beğendim. Ay çok güzel. Evet. Sivrisa, Eskişehir. Ay fıçakım olmuş oldu. Nasıl sevinçliyim şu an, anlatamam. Ay. Ay çok teşekkür ederim. Vallahi hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Yavrum. Ay çok güzel. Ben buna yemek yapmayı diyemem kız. İçine şey yazarım. Taze fasulye. Güzel güzel. Ay çok teşekkür ederim. Vallahi çok güzel. Ne demek? Şimdi şey yap Selma, kapatın.